Yeni bir videomdan herkese selamlar. Bildiğiniz, sevdiğiniz ve dinlediğiniz şarkıların hikayesini öğrenince, o şarkılara bakış açınız değişecek. Bugünkü videomda Fatih Kısaparmak'tan Kilim adlı eseri inceliyorum. Kilim deyip geçmemek gerek. Bu yaygımız kadınlarımızın, kızlarımızın el emeği göz nurudur. Kilim aynı zamanda gönüllerinin tercümanıdır. Fatih Kısaparmak tarafından kaleme alınan ve söylenen Kilim şarkısının özünde aşkın deseni vardır. Kilim şarkısı film gibi bir hikayeye sahiptir. Kilim şarkısını duyup belki defalarca dinlemişizdir. Peki ya hikayesini biliyor musunuz? Kilim türküsü hikayesi bir çoban ile bir ağa kızı arasında geçmektedir. Bir zamanlar bir köyde ağanın yanında çalışan bir çoban varmış. Bu çoban ağanın kızına aşık olur. Kız da çobanı sever. İkisinin arasında büyük bir aşk vardır. Ancak bu işin olması pek mümkün değildir. Çoban daha fazla dayanamaz ve kendinde bir cesaret bularak beyinin karşısına çıkar. Allah'ın emri peygamberin kavli ile kızı ister. Ağa ise bu isteği kendisine hakaret sayar, kızını vermeyi reddeder. Çobanı da dövdürüp yanından kovar. Ağa kızını çağırıp sorar işin aslını, ancak babasından korkan kız sevgisini içinde saklar, bir şey söyleyemez. Her ne kadar ağa katı ve acımasız olsa da çoban ile kız arasındaki aşk sönmemiştir. Ağa ise bu durumu sonlandırmak için civar köylerinden yaşlı ve bekar bir ağaya haber gönderir, söz kesilip düğün tarihi alınır. Çoban bu durum karşısında kahrolsa da elinden gelen hiçbir şey yoktur. Sevgisini hep içine atan ağa kızı, çobana olan aşkını kimseye anlatamaz. Ona duyduğu aşkı, elindeki çeyizlik kilimlere dokunmuştur. Kilime dokunan bu motif, aşkın dilidir. Bunları yalnızca aşıklar anlar. Çeyizler gider, kıza koca olacak olan ağa kilimleri görünce her şeyi anlar. Kızın babasını çağırtıp her şeyi anlatır. Kızın babasını ikna edip aşıkların kavuşmasını sağlar. Fatih Kısaparmak da bu hikayeyi dinleyince yaşananlardan etkilenir. Herkesin bildiği o meşhur kilim şarkısını besteler. Normalde bakıldığı zaman hikayeyi yaşayan ile söyleyen farklı olmasına rağmen, sözlerinden mi yoksa söyleyenden mi bilinmez. Yaşayan biri yazsa söylese ancak bu kadar olur. Hikayesini öğrendiğinize göre yeniden dinleyebilirsiniz. Sizler de yorumlara duygu ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Bir sonraki şarkı hikayesinde görüşmek üzere.